Efendim Borsa İstanbul yine yeni güne yükselişle başlıyor. %0,46'lık değer kazancıyla 9113 puandan yeni güne başladı Borsa İstanbul 100 ana endeksi. Dünse 9072 puandan kapanışların gerçekleştiğini de yine yakından takip etmiştik. Yaklaşık 30 puan yukarıda yeni güne başladı. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi İbrahim Bey, yeniden size döneyim. Görüyoruz ki risksiz getirilerin yüksek olması ve son dönemde mevduat faizlerinde artış olması Borsa İstanbul için bir düşüşü beraberinde getirmedi. Acaba bir alternatif olarak görülmüyor mu? Çünkü yaklaşık 2 ayda Borsa İstanbul'da %40'lık %50'lik kazançları da hisse bazlı ayrışmalarda konuşuyoruz. Acaba yatırımcı burada hisse seçerken nelere dikkat etsin? Sizin de bahsettiğiniz gibi burada ciddi anlamda mevduat faizlerindeki getirileri gördük. Biz bunun etkisini bir miktar daha İsrail'deki yaşanan o gerilimlerin olduğu zamanda piyasanın da gerek düzeltme yapması gerek satışlarını yaptığı yerde, evet, o dönem faizler de bir miktar artmıştı. Haliyle yükselmeyen borsanın karşısında az da olsa getirisi olan ama az da olmayan aslında burada faizlerin ön plana çıktığını, mevduat getirilerinin ön plana çıktığını gördük. Ama borsa yatırımcılarının ve borsanın farklı bir aslında özelliği de şu. Yani piyasa yükseliş dönemine girdiğinde buradaki getiriler, yani aylık bazda belki mevduattan alınacak getirileri günlük bazda yatırımcılar almaya başladıktan sonra çok fazla faizdeki rakama odaklanmayabiliyorlar. Bu anlamda belki birazcık daha mevduata rağmen aslında yükselişin olduğuna burada şahit olduk. Tabii bu hızlı bir yükseliş, yani bir ayda %20 gibi bir yükseliş, yani neredeyse yılın yarısını kapatabilecek bir getiri faiz tarafında, mevduat tarafında baktığımızda. Şimdi onu da birlikte değerlendirdiğimizde belki burada portföyü artık çeşitlendirmek de gerekebilir. Yani yatırımcılar piyasanın artık en azından bir ilk satışı yaptığı yerde, yani bu seviyelerde, birazcık da tabii bu profille de alakalı, yatırımcı profilleriyle çok ilgili. Ama sektörleri nasıl takip etmeliler? İşte biz yıl sonu gelmesi sebebiyle ki enflasyon muhasebesinden en az etkilenebilecek gayrimenkul sektörünü görürüz. Çünkü zaten her yıl kendi portföylerini, değerlerini güncelliyorlar. Burada değerleme artışlarının olduğunu biliyoruz. Ciddi anlamda aslında bir... Yani satış gelirleri yüksek olmadığı takdirde aslında büyük bir etkilenme olmayacaktır. Şu anda bir miktar daha gayrimenkul sektörünü ön plan çıkartabiliriz. Yılın ikinci çeyreği itibariyle enerji fiyatlarının, elektrik fiyatlarının çok düşük kaldığını görüyoruz burada. Bir miktar daha enerji üreticileri, enerji yatırımları ile ilgili zaten geçtiğimiz haftalarda Enerji Bakanı'nın açıklamış olduğu yaklaşık 4 gigawata yakın bir gaz projesi açıklandı. Buradaki devamlılık, çünkü burada ciddi anlamda demir çelik sektörünün enerji yatırımlarına ilgisinde olduğunu biliyoruz. Burada daha cazip çarpanlara sahip olan şirketlerin belki portföylerde bulunması. Zaten enerji yatırımları bizim gerek 2030-35 vadelerde de ciddi anlamda yatırım yapacağımız alanlardan biri. O taraf oldukça önemli. Diğer taraftan telekomünikasyon sektörünü biz burada zaten geçen yılki fiyatlama davranışlarıyla birlikte artık görmeye net olarak başladığımızı biliyoruz. Bunun 2024 yılı boyunca devam edecek olması yine bizim için önemli. Diğer taraftan tabii burada bazı sektörlerin geri kalabileceğini söyleyebiliriz ama mesela işte Ocak ayındaki PMI verilerine baktığımızda burada kauçuk, plastik tarafındaki, petrokimya tarafının daha canlı olduğunu gördük. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi burada Kızıldeniz'de yaşanan gerilim artık Türkiye'de en hızlı belki de ikamesi olmayacak ürünlerin tedariğinde yardımcı olmuş oldu Avrupa ekonomisine de. Burada birazcık da haberleri de işin içine koyarak, yani hem makro hem temel analizle birlikte bir portföy seçimi. Tabii burada mevduattaki getiriler de, yani bu seviyelerin de çok fazla küçümsenmemesi gerekiyor ama kar realizasyonu yapıldığında yatırımcılar eğer kısa vadeli bir beklentisi varsa bu tarafta da değerlendirilebilir tabii ki. Şimdi gıda sektöründe sormak istiyorum. Orada PMI'lerin 50'lik bölgesinin üzerinde olduğunu bir süredir konuşuyoruz. Aslında birçok sektör bu rakamın altında kalırken
gıdada tablo iyi seyrediyordu. Bir yandan tabii enflasyonist dönemde direkt olarak artışları raflara yansıtabilen bir sektör. Gıda perakende tarafı. Bir yandan vazgeçemeyeceğimiz bir alan çünkü temel ihtiyaçlarımız buradan kaynaklanıyor. Bir noktada da pandemiden sonra evde yemek yeme alışkanlıklarının hızlandığını da görmüştük. Ne dersiniz? Gıda perakende için tablo nasıl acaba? Gıda perakende sizin saydığınız aslında pozitif nedenlerin dışında ekstradan mesela biz Ocak ayındaki yani enflasyon verilerinin detayına baktığımızda restoran harcamalarının ciddi anlamda burada enflasyonu yükselttiğini görüyoruz. Yani burada fiyat artışları ciddi manada insanları artık dışarıda yemek alışkanlığından bir miktar daha evde tüketime doğru da yönlendiriyor. Belki biz yılın ikinci yarısında enflasyon düşecek. Belki burada ikinci yarısı için hani gıda sektöründeki bir miktar gerilemeyi konuşabilecekken diğer taraftaki sektörlerin de belki bu tarafın artık o düşüşünü de engelleyebilecek noktaya gidebilirler. Diğer taraftan zaten buradaki şirketler de maliyet düşürme anlamında veya rekabetçi olma anlamında da ciddi anlamda da pazardaki ağırlığını artırıyorlar. Gıda sektörü içinde yani 2024'ün ilk yarısı için evet yine karlılığın artacağı bir dönem ama yılın ikinci yarısında da aslında diğer sektörlerin etkisiyle de bu pozitif ayrışmayı da devam ettirebilir. Özellikle restoranların bu fiyat politikalarındaki davranış sebebiyle. Şimdi otomotivle sormak istiyorum. Talep çok güçlü yurt içinde. İhracatta da en büyük pazarımız tabii otomotiv sektöründen kaynaklanıyor. En büyük alan orada. Bir yandan satışlara bakıyoruz, içerideki üretime bakıyoruz, ODMD'nin yayınladığı rakamlara bakıyoruz. %36'lık artış buradaki üretim rakamlarında da. Ne dersiniz? Otomotiv sektöründe bir yandan faizlerin, borçlanma maliyetlerinin yükselmesine rağmen bu olumlu talep, yükselen talep ortamı devam edecek midir acaba? Otomotiv tarafında bir kere yani düşük faizin olduğu dönemde aslında ciddi bir talep oldu ve burada gerçek ihtiyacı olan kişiler de bu araçlara ulaşamadılar. Haliyle önümüzdeki dönemler için belki bir fırsat oldu veya önümüzdeki döneme ertelenmiş oldu. Bu talebin canlılığı anlamında otomotiv üreticileri için buradaki distribütörler için bu bir fırsat oldu temelinde. Ama burada faizlerin yüksek olması, bir artık yatırım aracı gibi görülmemesi, yani sıfır alınan araçların liste fiyatlarının üzerine değil de daha iskontolu bir şekilde satılıyor olması, talep tarafında evet bir canlılık var ama fiyat tarafında da bir düşük konum var. Yani burada kar marjlarının düşük seyredebileceği ama yine de güçlü olan çünkü geçtiğimiz dönemlerdeki bu yüksek fiyatların kura rağmen daha aşağısında fiyatlar verilmeye başlandı otomotiv tarafında. Haliyle bu spread'in bir miktar daha belki insanlardaki ihtiyaca yönelik kısmı, belki ikinci el otomotiv tarafındaki yüksek fiyata rağmen yüksek olduğu için bununla birlikte sıfır otomotivlerde bir miktar daha aslında biraz da tüketici alışkanlığı gereği, davranışlarımız gereği de belki toplumsal olarak burada devam edebilir ama burada kar marjlarının daha düşük seyredeceğini ama yine de tabii ki bir anda kesilmeyeceğini de söyleyebiliriz. Çünkü yani faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bile artık araçların sıfır araç kampanyalarında faizsiz belli bir miktara kadar krediler verildiğini görüyoruz. Bu da artık demek ki tam tersi bir durumda. Bu kadar yüksek maliyetin olduğu bir yerde ekstra iskonto anlamına geliyor. Bu şekilde dengeleneceğini düşünüyoruz ama 2023 yılına çok benzer bir yıl maalesef olmayacak yani o tarafta. Şimdi 2023 yılını konuştuğumuz noktada en fazla prim kazanan sektörlerin başında sigortayı görmüştük sanıyorum. %150'lik bir prim. Şimdi sigorta sektörünü de ikiye ayırıyoruz. Hayat dışı, hayat ve emeklilik olarak bakıyoruz. Hayat dışı segmenti değerlendirdiğimiz noktada tabii kademeli olarak faiz artışının burada etkilerinin olumlu olarak görüldüğü bir alandan bahsediyoruz. Bir yandan poliçe fiyatları yukarı gitti. Ne dersiniz? Sigortacılık sektörü bu yılda da öne çıkabilir mi acaba? Sigortacılık
tarafından sizin de bahsettiğiniz gibi aslında burada faizlerin yükseliyor olması, burada şirketlerin yönetmiş olduğu portföylerde ciddi manada bir portföy getirilerine sahip oldu. Ama diğer taraftan gerek işte yurt dışından açılacak limitlerin bir miktar daha kısıtlanması. Yani sonuçta biz bir deprem hadisesi yaşadığımız için bu riskin artık risk primlerine ilave edildiği, diğer taraftan faizlerin küreselde yüksek olması bir miktar burada artık sigorta şirketlerinin bu riski kendi üzerlerine aldığını görüyoruz. Yani bazı sigorta şirketlerinin bilançolarında bunun bir miktar gerek asgari ücret artışıyla da birlikte yıllık tarafta negatif etkilendiğini gördük. Burada çok fazla belki aşırı iyimser olmamak gerekiyor bankacılık gibi. Bir miktar daha temkinli olmak gerekiyor ki geçtiğimiz yılki bu yüksek getirinin bir miktar daha bu yıl aslında dengelenmesini görebiliriz. Bu anlamda portföylerde daha seçici davranmak gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü deprem sebebiyle de ciddi manada o bölgedeki şirketlere ödeme yapan sigorta şirketleri de oldu. Bunları da takip ettik. Şimdi beyaz eşya tarafı yine ihracatçı olduğumuz, özellikle Avrupa'ya ihracat yaptığımız bir sektör. Geçtiğimiz yılın rakamlarında gördük ki Avrupa'da borçlanma maliyetlerinin yükselen faiz oranlarının etkisiyle birlikte talepte bir daralma var. Ama yurt içindeki o yüksek talebimizle bunu kompanse etmişiz. Yani şirketlerin karlılıklarında bunu anladık aslında. Bir yandan yurt içi ve yurt dışında satış hacimlerinin daraldığı, operasyonel karlılığın azaldığı ama yine yurt dışında aslında talebin yüksek olduğu bir ortam. Ne dersiniz? Beyaz eşya sektörü için bir de artık faiz indirimleri başlayacaksa ECB cephesinde beyaz eşya sektörüne, ihracatçı olduğumuz sektöre olumlu yansıyabilir mi? Sizin de belirttiğiniz gibi burada zaten bir kere iç talep hala güçlü devam ediyor. Bu iç talep yurt dışını kompanse etmeye bir süre daha devam edecek. Burada zaten gerek ülkemizdeki yıllık büyüme oranlarının bir kere baz etkisiyle birlikte buradaki şirketler için önemli. Zaten bizim burada beyaz eşya tarafındaki yurt dışında yapılan yatırımlar, bunlarla ilgili projeksiyonlar da çok olumsuz değil. Bu tarafta yürütülüyor. Diğer taraftan zaten bizim burada ECB'yi mutlaka bekliyoruz. Oradaki enflasyonun bir miktar daha belki kırılmasıyla birlikte atılacak indirim haberleri, oradaki artık ekonomik aktivitenin canlanması buraya ciddi bir can suyu olabilir. Belki burada böyle ön plana çıkartabileceğimiz sektörlerden biri olabilir. Bu taraftaki sigorta, özür dilerim, beyaz eşya sektörü tarafında. Hani bunu birazcık daha bu para politikalarını izleyerek, yani o makro dengeyi gördükten sonra cazip çarpanlara da uyacak profildeki şirketleri mutlaka takip listesine almak gerekebilir, ama şu an için daha iç talep ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde belki yılın ikinci yarısı dediğimiz kısma girebilecek alanlardan bir tanesi. Şimdi son olarak ons altını soracağım. Yüksek gelen faiz oranları altındaki satış baskısını artırır. Ne dersiniz? Ons altında 2000 doların üzerine çıkan fiyatlamalar, yeni zirveler. Bundan sonra konuşabilir miyiz acaba? Aslında bizim beklediğimiz burada bir miktarda, evet, 2000 dolara kadar geri çekilmesi, hem psikolojik olarak hem teknik olarak da birazcık daha 2000'in üzerinde kalması altın yatırımcılarını motive ediyordu. Burada son gelen enflasyon verileri burada altın için birazcık da aslında zamanı ileri attığını görüyoruz. Ki yılın başında Amerika tarafında da yatırımcılar oldukça risk iştahı yüksekti. Piyasanın Fed'in 6 kez faiz indireceğini söylemişlerdi, ama şu anda Fed'le piyasanın arasında çok büyük bir uçurum kalmadı. Neredeyse beklentiler birbirine oldukça yakın oldu. Haliyle enflasyonun güçlü gelmesi piyasanın birazcık daha bu risk iştahını en azından altın cephesinde düşürmüş oldu. Yani burada kötü senaryo şu: eğer bu yıl biz ikinci yarıda faiz indirimlerine başlayamaz veya yılın sonuna doğru kalırsak, o zaman bu fiyatlarda birazcık daha aslında bizi aratacak seviyelere gelebilir, ama çok fazla o kadar da olumsuz da düşünmüyorum. İçeride gram altın için bir de dolar TL faktörü var. Orada tablo nasıl çizilir? Bir kere ons altının zaten fiyatındaki baskılanmanın gram altına doğrudan yansıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan da kurda aslında kısmi kademeli diyebileceğimiz şekilde bir yükseliş trendi var. Yani bu tarafta da çok bir yükselişlerin açıkçası ben gelmesini beklemiyorum. Yani burada bir miktarda seçim sonrası geçtiğimiz yılkine benzer hareketlilikler bekleyenler var, ama ben çok fazla o şekilde olacağını düşünmüyorum. Kurdaki talep birazcık da dengelendi ki bizim aslında hep konuştuğumuz yabancı yatırımcının piyasaya olan
dönüşüyle birlikte belki kurda daha stabilizasyon, daha fiyatın belki sabitlendiği seviyeleri de görme ihtimalimiz oluşacaktır. Ama bunun oluşmadığı ihtimalde bile kurdaki bir miktar artışı biz gün gün gram altında göreceğiz. Ama onsun 2000'in üzerine çıkmadığı müddetçe ciddi anlamda belki de reel bir getirisi de olmayacak. İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlar için. Info Yatırım ailesine kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Efendim, Info Yatırım analisti İbrahim Şişman bizlerleydi. Kendisinden yorumları aldık. Şimdi böylece noktalıyoruz ama birazdan emtia notlarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz, buradayız.